Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yine garip bir adım attı ve Rusya ile anlaşmış olduğu bir orta menzili nükleer anlaşma konusundan tek taraflı olarak ayrılıyorum dedi. Rusya da öyle bir açıklama yaptı ki hakikaten son derece insanlarda böyle bir dehşet senaryosu. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah üretmeye hazırlanıyor dedi Rusya Neredesiniz bu noktada? Yani zaten nükleer silahın... Var en mı? En <laughs> <tursuz> fazlasıyla <laughs> çok var. Iyi fazlasıyla <laughs> var. Şöyle bir durum var. Hani o denge, dehşet dengesi denilen soğuk savaştaki dehşet dengesini bozan bir anlaşmadan çekilmedir bu. Biliyorsunuz Trump'ın en önemli özelliklerinden biri mevcut anlaşmaları bozması veya çekilmesi. Çekilmesi. İşte çevre evet. ekolojik etkiler yaratacak bir anlaşmalardan da çekilmişti. Bunlar da çok tartışma yaratmıştı. Trump'ın ben böyle çok planlı, projeli hareketin ötesinde hakikaten Amerikan devletinin Çöküş demeyelim ama gerçekten gerileme sürecine girdi. Ya ülkeler kurulurlar, yükselirler, imparatorluklar için söylüyorum. Sonra gerileme süreçlerine girerler. Amerika gerçekten bir gerileme sürecinde. Tabii, boşlukları geri, dolduramıyor. Geriliyor ama boşlukları Gerilirken de geril ortamı geriyor. Yani Hı -hı. dünya ortamını geriyor. İşte evet. bu tarz agresif davranışlarla güçsüzlüğünü, Hı -hı. zayıflama sürecini saklamaya çalışıyor. Şimdi Hı -hı. bu orta menzilli 5000... bin mu salmaya çalışıyor dünyaya Amerika. Ya. Evet. Yani bilerek mi Rusya'nın böyle bir açıklama yapacağını belki bekliyor, tahmin ediyor. Yani ya da bir e, acaba işte Amerika ne yapmaya çalışıyor sorusunu sordurup bir korku salma noktasında bir e, amaç mı güdüyor acaba Yani ben ben öyle düşünüyorum. Bu bu tamamen e, ya, bu, hani bu anlaşmadan çekildi diye dünya nükleer bir savaşla karşı karşıya kalacak diye bir şey yok zaten o Einstein'ın meşhur sözüne geliyoruz işte dördüncü dünya savaşı topalarla olur diye. Yani böyle bir Allah korusun böyle Üçü bir konvansiyonel nükleer balistik süreçte balistik konvansiyonel savaş sürecinde yani nükleer savaş sürecinde Allah korusun zaten öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bunu herkes biliyor dehşet dengesi zaten böyle işliyordu ve bunun üzerinden bir başka operasyon süreci yürümüştü yani soğuk savaş yıllarında. Ben bunun çok tabi e, tabii şu da var yani Amerika Rusya'yı kullanarak hep Avrupa'yı baskıladı bugüne kadar. Hmm, bu da Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. sonra yani işte Sovyetlerle Amerika'nın Avrupa'yı bölüşmesinden sonra açıkçası Berlin'i ortadan ikiye ayırarak işte burası senin şurası senin diye bölüştüler. Almanya böyle kontrol edildi yıllarca. Şimdi Soğuk Savaş'tan sonra başka bir denklem devreye girince Almanya'da bir ekonomik güç ama askeri güç olmasına izin verilmiyor. Verilmeyecek de e, Hitler örneği var. Maziden yani e, o anlamda dünya bu konuda haklı. Fakat bunu giderek böyle bir işte. yani Avrupa'nın ordusu kurulacak sözleri, tezleri falan hepsi havada kalan. Yani tezlerle. evet. Yani işte çok çok yakın bir geçmişti. Avrupa kendi içinde savaştaydı. Çünkü Dünya Savaşı daha çok Avrupa merkezli bir savaştı. Dolayısıyla şunu bilmek lazım. Yani Rusya'nın Amerika ile olan ilişkisi bir hakikaten çok hassas bir dengeye dayanıyor askeri manada. Amerika'nın nasıl hedefi Çin ekonomik bağlamda ama hani Rusya hala bir askeri tehdit. Dolayısıyla bugüne kadar ya Rusya tehdidiyle ben işte Almanya'ya veya tüm Avrupa'ya destek veriyorum. NATO bazlı harcamalara düşünelim. Amerika en fazla para yatıran ülke. Trump bundan rahatsızdı diye getirmişti. işte. daha fazla para versinler bu işe. Vermiyorlar, vermiyorlar, vermiyorlar vesaire gibi. Hatta. Vermiyorlar. Yani hep hep de parasal NATO'da bir bazlı tartışması da var tabii. Evet. Mesela. Yani parasal bazlı baktığı için hep NATO'nun tabii ne olacağı, nasıl bir buhranda olduğu çok hmm. ayrı bir mesele. Hmm. Yani terör terörle mücadele gibi. sonu mu geliyor Ferhat? Bey? E ge, ge, bence gelmekte zaten. Yani hmm. işlevi sonlan kendisi terörle mücadele gibi çok meşru herkesin üzerinde iyi kötü konsensus sağlaması gereken bir planda bile bir araya gelip bir operasyon yürütemiyorsa Suriye sahasında Irak sahasında gördük veya El-Kaide ile sözüm ona mücadele süreçlerinde gördük NATO'nun çok işlevi kaldığı kanaatinde değilim yani NATO Rusya'yı çevrelemek. İşte Ukrayna'da vesaire bu görülüyor veya Avrupa'da işte hı 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 hı. E, Rusya amaçlı kurulmuştu zaten değil mi? NATO? Zaten ana maksadı buydu. Ben ben o anlamda işlerini tamamladığı kanaatindeyim. Türkiye NATO'nun bir üyesi ama NATO üyesi bir ülke olarak Suriye sahasında NATO'nun baş düşmanı diyebileceğimiz Rusya ile çok daha verimli işbirliği yapıyor. Madem NATO üyesiyiz kardeşim, verin NATO terörle mücadelede Doğru. ortaklık yapalım. Biz Hatay'a her gün e, füzeler yağarken birçok evet. vatandaşımız hayatını kaybederken NATO neredeydi? Neredeydi? Kesinlikle veya NATO'nun en büyük ordusu, Başat ordusu, Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi PKK'yı silahlandırıyor, NATO silahları donatıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir paradoks, böyle bir çok denklemli, melez hı hı. Hakikaten belki de yani asimetrik gerçekten ittifaklar ama o, da asimetrik. Olması da e, yani bir bir noktada bir şeyi frenler düşüncesinde hiç değil misiniz? Yani evet NATO, NATO bitiyor oldu. ama NATO var olsun Türkiye'de NATO'nun içerisinde olsun yine de elimizde bir e, done olarak kalır. NATO... Yine de bir onu biz bir kalkan olarak tabii, kullanabiliriz. Tabii. Yo, NATO var olduğu müddetçe Türkiye NATO'da var olmaya devam, devam etmeli ediyor da zaten ondan çok, yana bir sorun yok. Çok. Çok kısa bir reklamımız var. Müthiş anlatıyorsunuz bu arada Kesinlikle. Ferhat Bey. Çok sağ olun. Çok kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Ayrılmak yok. Evet kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler. Ferhat Ünlü ile beraber devam ediyoruz. Ferhat Ünlü çok aslında yönlü bir gazeteci. Yani araştırma gazeteciliğiniz var ama bol bol kitap yazıyorsunuz ve çok hızlı. Bu kadar hızlı olmayı nasıl başarıyorsunuz? Yani o kadar... Derin cinayetler, istihbaratlar, önemli olaylar. Bir bakıyorsunuz bir bir anda bir kitap çıkmış. Evet. Nedir bu? Ya şöyle şimdi. <laughs> Nasıl bir başarıdır bu? <laughs> ya benim romancılık yönüm var tabii. Beş tane romanım var. Sonuncusu İlahi Kripto'ydu. Diplomatik Vahşet araştırma evet, kitabı. Araştırma Aslında araştırma uzun yıllar sonra arayacağım. araştırma kitabına dönmüş olduk. Geçmişte üç tane araştırma kitabım var. Polisiye ve istihbarat. Genel olarak roman zaten benim çalışma alanım uzun yıllardır. Bunun tabii besleyici bir tarafı var. Yani yazarlığın sürekli okumak e, zorunluluğu çünkü okur yazardan önce okursunuzdur. İyi bir okur olmak zorundasınız. Gerçi zamanımızda biraz sosyal medyanın vesaire tesiriyle eskisi kadar kuvvetli veya sistematik okuyamasak da yine de hani okuma mecburiyeti var ve okuyoruz açıkçası. Bunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Disiplinler arası düşünmek önemli. Çünkü zamanımızda hepsi geçişken zaten. Şimdi diplomasiyi düşünürken diplomasi tarihini mesela istihbarattan bağımsız düşünemiyorsunuz. Çünkü istihbari boyutu var. Normal konvansiyonel bir savaşı veya terörle mücadeleyi düşündüğünüz zaman istihbaratla bağlantılı düşünmek zorundasınız. Hepsinin bir geçişken alanı var gazetecilik açısından da. Ya Bir Kaşıkçı cinayetini işte Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'la hazırladığımız e, diplomatik vahşetin konusu olan olayın yol açtığı dolaylı sonuçları düşünelim. Bakın çok çok dolaylı düşündüğünüz zaman Fırat'ın doğusuna körfez ülkelerinin hani Türkiye aleyhine müdahalelerinin Türkiye'nin oraya müdahalesini meşrulaştırması gibi yönler de var. Böyle çok karmaşık bir denklem. Zamanımız da böyle bir dönem. Dolayısıyla hep geçişken alanlarda birbiriyle bağlantılı alanlarda düşünmek zorundasınız. Kaç saatte yazdınız o kitabı? Yani e 20, çok, günde, topik, 20 günde, 20 günde, günde günde, 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 günde 17-18 saat, saat çalışarak açıkçası, hmm. yani birkaç saat uyudum yani. O çünkü bazı işler öyle. Yani hmm. bazı. Bey Beyli, Abdurrahman Z... Bey size işte istihbaratı bilgi getirip bilgi aktarıyor. Şöyle, hepimizin ayrı ayrı çalışma Siz alanı var. Ama... Hepimizin ayrı ayrı çalışma alanı var. Şimdi polisiye yargısal ve istihbari boyutla ilgili çalışmaları bir araya getirdik ve hani hızlı yazılması gerekiyor, zamanla yarışıyorsunuz. Hakikaten çok yani bazı iş işler gazetelik zamanla yarışma meselesidir. Dolayısıyla evet. soruluyor çok hızlı yazılmış vesaire. Bazı işler öyle öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda yoksa zorunda bir anlamı zaten. olmuyor. Evet, Gündemi evet. yakalamak açısından önemli. Dolayısıyla ortak emek ve epey bir emek verdik. Hı -hı. Öyle. İyi so, ki varsınız. <laughs> Kalinimize sağlık. Çok sağlıcım. Çok da teşekkür sağ ederim geldiğiniz ben için. Çok da güzel ederim. bu kadar kısa sürede ancak bu kadar anlatılabilirdi konular. Ayağınıza sağ sağlık. Sağ İnşallah ileriki dönemlerde tekrar İnşallah. beraber oluruz.